konferansla katılacaklarmış. Oradan bilgiler verilecekmiş. Biz şimdi video konferansla Skype ile bağlandık. Selçuk Yüzbaşıoğlu, doktor, iş güvenliği uzmanı. Evet, Selçuk Yüzbaşıoğlu, şimdi burada çalışanların sağlığı da çok önemli. Nasıl bir tehlike bekliyor onları? Merhaba Damık. Önce tüm alanlarda, tüm deprem alanlarında çalışan emekçileri buradan kutlamak istiyorum. Daha sonra deprem esnasında hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şimdi sevgili Namık, başlamak üzere kısa bir süre önce kendimi tanıtayım, pardon. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'deki eğitimimden sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu konuyla ilgili bir uzmanlığım oldu, eğitimim oldu. Ve karşınızda şu anda bir iş güvenliği uzmanı olarak çıktım. Başka mesleklerim de var ayrıca. Şimdi enkaz kaldırma çalışmalarımız kısa bir süre sonra başlayacak. Bizi bekleyen burada iki önemli konu var. Bunların bir tanesi, en önemlisi, genel olanı tozlardan doğacak olan sıkıntılarımız. Mümkün olduğu kadar kelimeleri halkımızın anlayabileceği tarzda seçiyorum sevgili Namık ki bu olayın vahameti daha rahat anlaşabilsin diye tıbbi terimlere girmemeye çalışacağım. Evet. Biz bu tür partikülleri, inorganik tozları havadan yayılması sonucu bunları aspire ettiğimizde, yani içimize çektiğimizde büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırız. Bu tozlar akciğerimizde belli büyüklükte ise dışarı çıkarlar. Öksürürüz, atarız bunları dışarı. Vücudumuz çok harika bir mekanizma. Ama onun da bir sınırı var. Küçük partikülleri biz öksürerek dışarı atamayız. Onlar akciğerlerimizin en alt kısımlarında birikirler, birike birike akciğerlerimizi doldururlar. Peki ne yapmak gerekiyor? Bunlardan doğan hastalıklara genelde pnömokonyoz diyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu birinci. İkincisi olan da, ikinci tehlikemiz de bu tozların içinde asbest var. Yani biz buna amyant diyoruz. Halkımız buna amyant olarak bilir. 1 Ocak 2005'te Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. Ülkemizde 2013'te hem asbest üretimi hem asbestli malzeme kullanımı yasaklandı. Bu binaların birçoğu bu tarihten önce yapılmış olan binalar. Evet. İşlerinde asbest var. Her ne kadar gemilerdeki asbest sökümü kadar tehlikeli olmasa da bu olay, yine de büyük bir asbest ve bundan doğacak olan asbestoz hastalığı tehlikesi var. Bunun sonu da kanser. Kısa vadeli değil. Bu tozdan kaynaklanan hastalıklar ve asbestten kaynaklanan hastalıklar hemen bugün çıkmaz ortaya. Evet. 10 sene sonra, 15 sene sonra, 17 sene sonra çıkar. Ne yapacağız peki? Şimdi çok büyük bir alandayız. Hakikaten çok büyük bir deprem. Çok yaygın bir deprem. 10 vilayetten bahsediyoruz biz. Evet. 10 vilayette 7-8 bin tane yıkıntı var. Evet. Bu enkaz kaldırmaları çalışmaları sırasında her alanı bizim, bunlar hep palyatif önlemler tabii. Kapatmak, onları koruma altına almak, izole etmek imkanımız zaten yok. Evet. Maske yeterli mi? Onları sulama imkanımız dahi yok. Peki ne yapacağız? Bunun için en basit önlemlerle maksimum korumayı sağlayacağız. Öncelikle burada görevlendireceğimiz tüm iş makineleri operatörlerinin maske takmasını sağlayacağız. Maskeye gelince, maskede tabii şu bildiğimiz cerrahi maske değil. Biz bunu takarsak hiçbir şey olmaz. Başka nedenlerle bunu takabiliriz. Bizim takacağımız maskelerimiz ise bundan ve özellikle de asbestliklerinden korunmak için, markayı kapatıyorum da bir sıkıntı olmasın diye, şu maskeler. Eğer bunların böyle ventilli olanları varsa çok daha uzun süreli rahatlıkla kullanılabilecek maskeler bunlar. Şimdi burada gösteriyorum. Bu maskenin standartı önemli. Bakın FFP3 yazıyor. Evet. Şimdi biz bu maskeyi operatörlerimize taktırırsak
FFP3 bizim kullandığımız standarttır. Hani N95 falan diyor ya, o evet, bizim standartımız evet. değil. Onu yanlışlıkla kullanıyorlar. Bunun karşılığı N99'dur. Sınırdadır. Bu asbest liflerini sınırda alır, tutar içinde akciğere gitmesini önler. Hepsini değil ama %99'unu tutar. Esasen bu operatörlerin HEPA filtreli özel maske donanımları kullanmaları lazım. Ama bu faciada bunu kullanacak hiçbir ülkenin gücü olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar malzeme zaten yok piyasada. Evet. Bu FFP3 operatörleri. Şimdi enkaz başında bekleyen vatandaşlarımız var. Yakınları var orada cenazelerini çıkarmak için. Bir de meraklılarımız. Bizim ülkemizde meraklı çoktur. Bir enkaz başında 10 kişi çalışırken evet. 300 kişi de meraklı seyreder. O ekskavatörler, o kepçeler oraya girdiği zaman o toz bulutun içinde onlar da aspire edecekler bu tozları. Doğru. İnorganik toz. Ne olacak sonra? Onları da korumamız lazım. Bir defa lütfen sayın yetkililer, sizlere sesleniyorum. Bu enkaz kaldırma çalışmalarında halkı bölgeden en az birkaç yüz metre uzak tutmaya çalışın. Onun halk sağlığını düşünüyorsak eğer. Uzak tutamıyorsanız o kişilere en az bu maskenin bir alt kademesi olan FFP2'yi taktırmaya çalışın. Bizim ülkemizde bu maskelerden yeterince var. Dünyanın evet. en büyük bu maske, bu tür maskelere de biz ayrıca respiratör adını veriyoruz. Bizim kendi literatürümüzde dünyanın en büyük maske. Evet, sesle bir sorun var. Evet, çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Selçuk Yüzbaşıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Fikri Sağlar bizi bekliyor. Şimdi hemen Fikri Sağlar'a geçiyoruz. Fikri Sağlar, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Yani ne kadar iyi yayınlar diyebilirsek o kadar iyidir. Çünkü felaketle karşı karşıyayız. Evet. Bu arada başsağlığı da dileyelim size. Deniz Baykal vefatı nedeniyle. Çok teşekkür ederim. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. genel başkanıydı. Nur içinde yatsın diyeceğiz. İyilikleriyle, kötülükleriyle, doğru yaptıklarıyla, yanlış yaptıklarıyla bir dönem bitmiş oldu. Bugün de onu ebedi ikametgahına uğurlayacağız. Evet, fani insanlar evet. fani evet. ve ama sürekli yaşamıyorlar. Yaptıklarıyla arkada adları anılıyor. Tarih yazacak artık onları. Yani onu tabii tarih yazacak, ileride siyasetçiler yaşayan siyasetçiler yazacaklar. Ama bugün biz Türkiye'de birinci bölümde söylediğin gibi çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Dilerim ki kayıp sayımız artmaz, yurttaşlarımızın daha fazla kaybedildiği bir noktada olmayız. Ama bir felaketle tüm dileğimiz karşı bu. Karşıyayız. Çok doğal bir afet yaşadık. Senin birinci bölümde saydığın gibi gerçekten önemli bir 10 şehrimiz ortadan kalktı. Orada bulunanlar da sizlerin gösterimleriyle, oradaki gerçek şahitlerin anlatımlarıyla müthiş bir facia yaşanıyor. Ama ben bu faciadan, 10 şehrin ortadan kaldırılmasından daha öte başka bir şeyi de ortaya çıkmasını da dolayı da çok üzüntüdeyim ve geleceğimizin de şu karanlık olması şüphesiyle dolu olduğunu söylemek isterim bu nedenle. Mevcut iktidarın Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını yok ettiği böylelikle ortaya çıktı. 8. gündeyiz. Düşünün. Olanaklarımız çok iyi olmadığı Körfez depreminde bile birinci gün iktidar, yani o günkü hükümetin devletin kurumlarını harekete geçirmiş. Hatırlayın, iletişim bile kurulamamıştı. İşte o cep telefonları daha o zaman teknolojik anlamda çok gelişkin değildi. Buna rağmen çadırlar kurulmuştu, aşevleri kurulmuştu ve enkaz kaldırma, yani dolayısıyla enkaz altında, göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları hemen başlamıştı. Çünkü devletin kurumları çalışır
ve hazırlıklıydı. Ona bile biz çok hazırlıklı değil dedik, Evet, eleştirdik. evet, Ama evet. bugün görüyoruz ki üçüncü gün sonra sevgili Namık, Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği'nin bir ön raporu var. Onu okuyabildin mi bilmiyorum. Evet. O ön raporda hemen üçüncü gün çıkardıkları ön raporda facia anlatılıyor. Yani biz hep tabii binaların, imar izinlerinin, binaların kötü yapıldığının, rant için o binalara fırsat verildiğinin, özellikle AKP zihniyetindeki belediyelerin neler yaptıklarını söyleye geliyoruz. Ama asıl Evet. önemlisi teknik anlamda da var olan sıkıntıların anlatılmış Evet. olması. Ben o raporu okuyunca facia yılın daha da içimi Evet. acıtarak devam edeceği düşüncesindeyim. Bir dakikanızı rica edeceğim. Demin hat kesilmişti. Selçuk Yüzbaşıoğlu doktor bir cümle eklemek istiyormuş. Bir cümle Selçuk Bey'e, bir hemen onu bağlayalım, alalım. Evet Selçuk. Sevgili Namık, son iki cümlem. Dünyanın en büyük maske, respiratör imalatçısı firmaları ülkemizde. En büyüklerinden biri hatta. Ne olur bir maskenin, şu FFP3'ün günlük 8 saatlik kullanımı 10 lira. 10 lira mı daha önemli, yoksa bir insan hayatı mı daha önemli? Ödeyemeyecek bir hayat mı? Operatörlerimize bu eğitim maalesef verilmiş değil. Operatörlerimize bu eğitimi vermedik ama biz onlara maskeyi verelim bari. Ve onları koruyalım. Halkımıza evet. da uyaralım. Yaklaşmasınlar, yaklaşırlarsa da en az lütfen FFP2'yi taksınlar. Olabildiğince imkanlar kısıtlı ama imkanlar bulunursa eğer aracözler getirelim. Evet. Enkaz önce sulanmalı, etrafındakiler O mümkün değil, zaten içecek su yok. O yüzden. İmkansız, içecek su ya zaten yok. Evet. Toz toprağı.